Merhabalar, ben Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bitirme Projeleri ders asistanlarından Gülce Bayram. Bölümümüzün 6. sanayi odaklı bitirme projeleri fuarına hoş geldiniz. Covid-19 pandemisi nedeniyle hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Bu kapsamda üniversitemizde de öğretim süreçleri geçici olarak internet ortamından yürütülmektedir. Bu nedenle 2015 yılından beri her yıl düzenlediğimiz son sınıflar proje fuarımızı da bu yıl online olarak sizlerle buluşturuyoruz. Fuarımızda sizlerle makine mühendisliği son sınıf öğrencilerimizin tasarım dersleri kapsamında gerçekleştirdiği sanayi odaklı bitirme projelerini paylaşacağız. Bu ders kapsamında öğrencilerimiz farklı endüstrilerden şirketler ile yine onlardan gelen çözüm bekleyen gerçek projeler üzerine çalışmaktadırlar. Her proje için oluşturulan 5 ila 6 kişilik öğrenci grupları yine bu projelerden sorumlu endüstriyel ve akademik danışmanlarımızın yol gösteriminde ve grup asistanlarının da desteğiyle projelerini şekillendirirler. Yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonunda da projelerini tamamlarlar. Şimdi konuşmasını yapmak üzere sözü Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Anna Nakaya bırakıyoruz. Çok teşekkür ederim Gülçe. Sayın Rektör, Sayın Dekanımız Ehsan Hocam, değerli öğrencilerimiz, bizlere destek veren endüstri paydaşlarımız, saygıdeğer misafirlerimiz ve çok değerli hocalarımız. 2021 yılı Makine Mühendisliği Bitirme Projeleri Fuarına hoş geldiniz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece çevrim içi bir araya gelebiliyoruz. Öğrencilerimiz de üniversitemizde karşılaştığımız olağanüstü şartlar karşısında hep beraber kaliteden taviz vermeden en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bitirme projelerinin bir mühendisin eğitiminde nasıl özel bir konumu olduğunu projeleri yapanlar ve kendilerine iş verenler en iyi değerlendirebilirler. Bitirme projeleri, mühendislik eğitimi sırasında öğrenilen bilgileri bir araya getirerek elle tutulur bir amaca ve ihtiyaca yönelik ürünlerin yaratılması ve ortaya çıkartılması için ortak bir platform sağlar. Bir bakıma geleceğin mühendislerini iş hayatına hazırlayan tecrübe kaynağı projeler, mühendislerin nasıl bir takım olarak çalışmaları gerektiğini ve çıkabilecek zorlukları da görerek deneyim kazanıyorlar. Projeler normal 2 dönemde birbirini takip eden 2 ders boyunca yaratılıyor, şekillendiriliyor ve sonuçlandırılıyor. Projelerin hazırlanmaları yanında bir mühendislik projesi nasıl organize edilir, yeni fikirler nasıl çıkartılabilir, patent nasıl kazanılır ve benzeri bir yoğun değişik teknik nitelikleri olan kavramlar ile ilgili yeni konuların da öğrenilmesini sağlayan bir platform. En büyük amacımız yetişen mühendislerimizin daha önce hiç görmedikleri soruları, problemleri rahatlıkla çözebilmeleri ve daha önce ortada olmayan ürünleri yaratabilmeleridir. Mezunlarımızdan ve işverenlerinden duyduklarımız bu konuda amacımıza ulaştığımızı ve öğrencilerimizin başarılı olduklarını gösteriyor. Bütün öğrencilerimizi, derslerin gerçekleşmesinde emekleri olan bütün hocalarımıza ve projeleri destekleyen değerli endüstrilerimize, özellikle Yeşim Hanım'a da Makine Mühendisliği bölümü adına teşekkür ederim. Saygılar. Size şimdiki Sayın Rektörümüzü sunuyorum. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Abdullah Atar'a sözü bırakıyoruz. Teşekkürler Gülce, teşekkürler Adnan Hocam. Bu COVID bize birçok şey öğretti. Bu arada rektörünüze de kravatsız konuşmayı öğretti. Yalnız bu böyle kuyuya, karanlığa konuşmak gibi güzel olmuyor. Videolarınızı açsanız da yüzlerinizi görsem gençler. Yani bir şey söylüyorum. Mesela gülümsemenizi görünce aklıma başka bir espri daha gelebilir. Ama böyle kuruya konuşunca olmuyor bu işler. Yani onun için hani videolarınızı görürsem, yüzlerinizi görürsem
Hocalar da eminim aynı şeyi hissediyor ders anlatırken. Ya şu videolarınızı bir açsanız diyoruz filan. İşte siz de çok sevmiyorsunuz açmayı. İşte böyle idare edip gidiyoruz. Fakat yani bu COVID geçtikten sonra tekrar kravat takacak mıyız? Ondan da emin değilim yani. Hepimiz çok sevdik bu şeyi. Adnan'a hocam takmış hakikaten ama pek başka takan görmüyorum. Şimdi bu COVID bize Zoom'u öğretti. Zoom yani Zoom'un adını duyuyorduk filan. Ya işte ne yapalım bazen yapılıyor filan diyorduk ama kullana kullana hakikaten iyi kullanmayı da öğrendik. Derslerin iyi anlatıldığını, anlatılabildiğini gördük. Geçen bu hafta sonu bir Amerika, Kanada ve İngiltere rektörleriyle bir toplantım vardı. Edinburgh rektörü dedi ki bunlar bir survey yapmışlar. Şimdi Eylül'de herkes üniversite tekrar açılıyor. Hepiniz gelir misiniz filan diye yoksa Zoom'dan devam mı diye sormuşlar. Hocaların %80'i Zoom'dan devam demiş. Öğrencilerin de %20 Zoom çok iyi demiş falan. Çünkü sabahleyin pijamasıyla ders dinliyor filan. Onların da avantajları var. Fakat bu özellikle uygulamalı alanlarda mühendislik tabii bunların başında geliyor. Fen bunların başında geliyor. Belki benzer şekilde güzel sanatlarda da alanlar vardır. Bunlar da laboratuvarda yapılması gerekiyor. Yani herkes evinde simülasyon yapsın. Makinenin deneylerini simülasyon yaparak öğrenemezsiniz. Yani şimdi fizik deneylerini tutup biz ne bileyim eğik atış deneyini simülasyonla yapsak bir tane Java programı yazıp onunla eğik atış deneyi göstersek bütün deneyler de çok güzel çıkar yani. Sonuçlar da sıfır hatayla çıkar. Teoriyle uyumu da çok iyi olur. Fakat hayat böyle değil. Laboratuvara girip elini kirletmek lazım. Hatta makinacılar için biraz elini yağlatmak lazım değil mi? Yağlı hale gelecek eller. Makinaları kullanırken filan. Yani bunu hissetmeden mühendis olunmaz. Şimdi biz bu konuya çok dikkat ettik. Hem Adnan hocam hem ben buna önem verdik. Biz üniversitede deneylerin, işte projelerin yüz yüze olan kısımlarının hakikaten yüz yüze yapılması konusunda inatçı olduk. Bunu da Türkiye'de galiba pek az üniversite yaptı. Şimdi ben bizim öğrencilerle konuşuyorum. Bize hayret ediyorlar. Biz laboratuvara gidince gidiyoruz deyince diyor arkadaşlarım diyor başka üniversitedekiler. Tamam biz de böyleyiz işte. Biz önem veriyoruz bu işe. Bu hakikaten ancak yapılarak öğrenen şeyler var. Bu projelerde hakikaten yüz yüze işte laboratuvarda elini keserek işte üstüne bir şeyler sıçratarak filan yapmanın çok önemi var. İnsanlar bunu yapınca bir daha unutmuyor. Oysa derste anlatılan şeyler kolayca uçup gidebilir kafanızdan. Bu şekildeki derslere ben çok önem veriyorum. Bu da hakikaten belki bölümümüzde aldığınız en önemli ders. Onu da başarıyla yaptığınızı biliyorum. Bundan da bu COVID döneminde bile böyle şeylerin yapılabilmesinden biz gurur duyuyoruz. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Projeleri birlikte yaptığımız şirketler, onlar da bizim bu konudaki gayretlerimizi görüyorlar. Hakikaten onlar da takdir ediyor. Bu dönemde hakikaten gelip gittiniz, izin kağıtları çıkardınız falan. Bunları güzel bir şekilde yaptınız. Hepinizi, ailelerinizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum hepinize. Şimdi
Şimdi sözü tekrar Adnan hocamıza bırakıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok az zamanınızı alacağım. Share screen de yapmam gerekecek. Özellikle COVID'den sonra bu programda yaptığımız bir ek de öğrencilerimizin seçtiği en iyi hoca kimdir? Onun ödülünü sizle paylaşacağım. Şöyle bir şey yapıyoruz makine mühendisliği bölümünde. O yıl mezun olacak, sadece mezun olacak öğrencilerimiz, yarının mühendisleri. Bu 4 veya 5 veya 6 yıl içinde buradaki öğrencilikleri sırasında kendilerine en fazla etkisi olan hoca kimdir? Bir oyla. Ve öğrencilerimizin bu yıl seçtiği hocanın ödülünü burada sizinle ilan ediyorum. İlker Temizer hocamız. Çok ilginç bir şey, evet gerçekten. Çok ilginç bir şey, bölümde bu her yıl aşağı yukarı değişik bir hoca seçiliyor. Neden? Hiçbir cevabım yok. Ama bir bakıma da iyi bir şey. Kendisini tebrik ederim. Öğrencilerimize de bu konuda yardımcı oldukları için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler Gülce. Sayın Rektörümüz ve Bölüm Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyor ve bu yılki kadromuzdan bahsetmek istiyoruz. Bu sene öğretim üyelerimizden Yıldıray Yıldız ve Müjdat Tohumcu dersin koordinatörlüğünü yürütmüştür. Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörümüz Yeşimgül Seren de idari süreçleri yönetmiştir. Damla Leblebicioğlu, Berkay Şahinoğlu, Alper Topuz, Emre Erarslan, Mert Çam ve Mustafa Uğur da dersin asistanları olarak bütün çalışmalara katkı sağlamışlardır. Kısaca proje sürecinden bahsedecek olursak, her yıl yüz dönümüne girerken kuruluşlardan toplanan proje önerileri ile bir proje havuzu oluşturulur. Dönem başında öğrenciler kendi gruplarını oluşturduktan sonra bu proje havuzundan grup üyelerinin isteğine göre 3 proje tercihini belirir. Koordinatörler gruplara ait tüm verileri değerlendirerek projeleri gruplara atarlar. Sonrasında endüstri danışmanları ve proje gruplarının yaptığı tanışma toplantıları ile asıl proje süreci başlamış olur. Daha sonraki süreçte her grup kendi projesinin endüstri danışmanları, akademik danışmanları ve asistanları ile düzenli olarak toplanarak projelerini planlar dahilinde ilerletirler. Aynı zamanda ders kapsamında projelerin ilerlemesi üzerine çeşitli aşamalarda raporlar ve sunumlar hazırlarlar. Bahar dönemi sonunda ise projelerine ait son tasarımlarıyla final sunumlarını ve final raporlarını tamamlarlar. Pandemi öncesi son tasarımların prototip üretimi gerçekleştirilir ve öğrenciler fuara bu prototiplerle katılırlardı. Bu yıl içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle tasarımlar yalnızca detaylı bir doğrulama sürecinden geçirilmiş ve tasarımların üretime hazır olup olmadığı doğrulanmıştır. Şimdi proje süreci hakkında görüşlerini dinlemek için sözü ders koordinatörlerimizden Müjdat Tohumcu'ya ve arkasından Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörümüz Yeşim Gülseren'e bırakıyoruz. Bu projeler örgütlenirken ve yürütülürken uygulanan temel ilke şu: biz nasıl yaparız da bu iş üniversite ile sanayi arasında bir kazan kazan kurgusuna dönüşebilir? Yani hedeflediğimiz şu: öğrencilerimiz buradan gitmeden sanayide bu işler nasıl yürüyor, projeler nasıl ele alınıyor, sorunlar nasıl çözülüyor, ne tür çalışma disiplinleri içerisinde çalışılıyor, bu konuda bir fikirleri olsun. Aynı şekilde sanayi tarafı da iki dönem boyunca 5-6 genç beyni normalde kendilerinin uğraşamadıkları konularda çalıştırsınlar, araştırmalar yaptırsınlar, bilgi birikimi oluştursun. Yani sonuçta iki taraf içinde kazanımlar ortaya çıksın, iki taraf da mutlu olsun, iki taraf da çalışmadan zevk alsın. Merhabalar, öncelikle sağlıklı günler diliyorum hepimize. Çok zor bir dönem yaşıyoruz. Umarım herkes sağlıkla, keyifle ve mutlulukla tüm ülkemiz, tüm dünyamız bu süreci atlatır. Bugün sizlerle makine mühendisliği son sınıf öğrencilerimizin sanayi odaklı bitirme projelerini dinleyeceğiz. Evet, çok zor koşullarda çok iyi işler çıkardı gençlerimiz. Bu pandemi koşullarında bunları yapıyorlarsa
her şeyin normal olduğu bir dünyada neler yaparlar siz düşünün. Bizler uzaktan izliyoruz onları ve bu süreçte onları desteklemeye çalışıyoruz her zaman. Sağ olsun iş dünyasındaki mentorlarımız, akademik danışmanlarımız her zaman onların yanında. Onlar da bütün çabalarıyla projelerini tamamladılar ve gerçek iş dünyasıyla buluşmaya hazırlar artık. Sizlerle paylaşmak istediğim bir süreçte bu projeler ne işe yarıyor? Özellikle onları anlatmak istiyorum. Kazan kazanın en önemli noktası ne? Bu projeleri biz iş dünyası, akademik danışman ve öğrenciler hepsi bir arada sacayanın üçlü ayağını oluşturacak şekliyle oluşturuyoruz. İş dünyası öğrencileri, akademiyi ve çocukların yetkinliklerini daha iyi tanıyorlar, öğreniyorlar. Gelecekte kendileriyle birlikte çalışacağı mühendisleri seçiyorlar. Öğrencilerimiz sektörü daha yakından tanıyor. Sektörle birlikte iş dünyasını daha yakından tanıyor. Kendisine rol model olabilecek mühendisler, uzmanlarla bir arada çok güzel projeler gerçekleştiriyorlar. Ve işin özünde de proje çalışması yapmak, takım çalışması, stres yönetimi, zaman yönetimi, ekonomik boyutta işte projelerin bütçeleri, TÜBİTAK destekleri ve benzeri bütün konular hakkında da bilgi sahibi oluyorlar. Sevgili hocalarımız da bu süreçte öğrencilere ve hocalarla iş dünyasıyla işbirliği yaparak kendi yetkinliklerini daha ileri boyuta taşıyorlar ve bilgi birikimlerini özellikle iş dünyasına da yansıtıyorlar, paylaşıyorlar. Biz bu işi yapmaktan çok mutluyuz. Öğrencilerimiz de umarım mutlu olmuşlardır. İş dünyası bu paylaşımlarıyla, her sene artarak gelen talepleriyle bu süreçten ne kadar mutlu olduklarını da bize ilettiler. Güzel işler başardığımıza inanıyoruz ve öğrencilerimize özellikle ayakta alkışlıyorum. Çok güzel işler yaptılar, dayandılar, sabrettiler, araştırdılar, çaba gösterdiler. Hem aileleriyle birlikte birçok yoksunluk yaşayarak bunları yaptılar. Üniversite ortamından ayrı, takım çalışmasını sanal ortamlardan yaparak sağlama zorluğu, iş dünyasıyla toplantıları bir de şahsen değil, web ortamında gerçekleştirme zorluğu. Evet, çok büyük zorluklar vardı ama hepsinin altından kalktılar. Kutluyorum. Çok iyi bir referans olacağına inanıyorum bu çalışmaların onlar için. Umarım gelecekte mutlu, başarılı ve keyifli olurlar. Hayattan zevk alırlar. Güzel günler onları bekliyor. Teşekkür ediyorum tüm katılımcılara, sevgili ailelere, değerli hocalarımıza, iş dünyasından katılan mentorlarımıza. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi günler. Bu sene 75 öğrencimiz 7 kuruluş ile 13 proje tamamlamıştır. Proje yaptığımız şirketleri ve danışmanlarımızı, bu süreçte bizlere destek olan yöneticilerimizin isimlerini sizlerle paylaşmak isteriz. Arçelik, Şenmuz Ali Subay, Cansın Korkmaz. Aselsan, Murat Çetin, Ömer Faruk Yalım, Ebru Bağlan. Bilkent Üniversitesi Anaokulu, Burçak Özoğlu. Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği, Barbaros Çetin. FNSS, Şamil Akaslan, Alpay Sancar. Ford Otosan, Merve Çetiner, Burak Yazıcı, Damla Sevin, Özgür Gündoğdu. Nurol Makina, Reha İnal, Batuhan Serel. Roketsan, Hüseyin Avni Güner, Anıl Erdem Derinöz. Herkese merhaba. Ben Aselsan'ı temsilen Ebru Bağlan. Bilkent Üniversitesi son sınıf makine mühendisliği öğrencileriyle 2 dönemdir özel bir gereksinimimiz doğrultusunda robotik bir proje yürüttük. Bu projede kendilerinden elektromekanik üniteleri alıp yukarıya belirlenen yerlerini monte edecek ve daha sonra ihtiyaç duyulduğu takdirde de buradan demonte edip aşağıya indirecek bir sistem talebinde bulunduk. Projeyi ürettirip şirketimiz içerisinde kullanacağımız için kendilerine çıktılar konusunda da herhangi bir kolaylık sağlamadık açıkçası. Adeta ofiste yanımızda çalışıyorlarmışçasına aşırı detaylı ve üretilebilir mekanik tasarım, toleransları detaylı bir şekilde gösterilmiş teknik resimler ve askeri standartlara uygun yapısal analizler ve doğrulama amaçlı da kinematik analizler talebinde bulunduk.
İki dönemin sonunda, özellikle final sunumunun sonrasında açıkça söyleyebilirim ki beklentimizin oldukça üzerinde bir çalışma yaptılar. Oldukça kaliteliydi ve istediklerimizi tam olarak karşılayan çok güzel sonuçlar verdiler bize. Kendilerine buradan çok teşekkür ederiz tekrar. Ben kendileriyle haftalık olarak buluşmaktan çok mutlu oldum. Beraber güzel bir çalışma yürüttüğümüze inanıyorum. Umarım kendileri de endüstride iş hayatında ihtiyaç duyacakları becerileri edinebilmişlerdir ve onlar da bu çalışmadan memnun kalmışlardır. Açıkçası gelecek sene benzer bir projede tekrar sizinle çalışmak isteriz. Hem üniversite öğrencileriyle hem hocalarımızla. Biz çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Umarız seneye ekranlar karşısında değil, beraber yüz yüze de çalışma fırsatımız olur. Kendinize iyi bakın. Herkese merhaba. Ben Burçak Özon. Bilkent Üniversitesi Anaokulu'nun idarecisiyim. Aselsan, Roketsan gibi firmaların yanında anaokul deyince size biraz garip geliyor olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama biz son 3 yıldır makine mühendislerindeki arkadaşlarımızla çok güzel projelere imza attık. Karşılıklı olarak onlar bizden, biz onlardan çok şey öğrendik. Güzel sonuçlar elde ettik yaptığımız projelerimizde. Fuar dönemi de bu projelerin sunumlarının olduğu, arkadaşların yaptığı çalışmaların meyvelerini verdiği, diğer akademisyenle, öğrenci arkadaşlarla, firma sahipleriyle bu projeleri paylaştıkları bir süreç. Çok keyifli geçiyor fuar dönemi de. Arkadaşlarımız bütün çalışmalarını sergiliyorlar, amaçlarını anlatıyorlar, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bu fuar sürecinin özellikle arkadaşların gelecekteki hayatlarının şekillenmesine, yaptıkları projeleri daha geliştirmek adına ne gibi çalışmalar yapabileceklerinin belirlenmesinde onlara çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da farklı projelerde yine arkadaşlarımızla birlikte olmayı hedefliyoruz. Tüm genç arkadaşlara başarılar diliyorum. Merhaba. Halihazırda mevcut teknolojiler ile günümüz muharebelerinin ihtiyaçlarını karşılayan roket füze sistemleri, geleceğin muharebe ihtiyaçlarını karşılaması için önce gelecekteki ihtiyaçların doğru olarak belirlenmesi, daha sonra da geleceğin muharebe koşullarına uygun yaratıcı sistemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Roketsan olarak teknoloji geliştirme alanında yapılan çalışmalarda özellikle üniversitelerle işbirliği yapmanın büyük önem taşıdığını göz önüne alarak Bilkent Üniversitesi Makine Bölümü ile gelecekte ihtiyaç duyulacağı değerlendirilen roket füze teknolojileri kapsamında sanayi odaklı bitirme projeleri çalışmalarına 5 senedir katılmaktayım. Bu çalışmalarda öncelikle projenin gereksinim ve kısıtlamaları öğrencileriyle paylaşılmış ve sorunun çözülmesi için öğrenciler tarafından çalışma yapılarak bir çözüm önerisinde bulunması istenmiştir. Bu arada öğrencilere çözüm bulmada projenin ele alınması, sorun çözme için kullanılan yöntemler tarafından güzelce anlatılmış, öğrenciler tarafından da geliştirme projeleri üzerinde bu anlatılan yöntemler ile çalışıp bir çözüm bulmaları sağlanmıştır. Böylece öğrencilerin sanayide kullanılan sorun çözme yöntemleri, test ve kontrol yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaları sağlanmıştır. Bu kapsamda Roketsan olarak yapılan ARGE proje çalışmalarında zaman ve işçilik harcamaları da azaltılmış, söz konusu projeler ile ilgili akademik olarak ilgili hocalardan da destek alınması sağlanmıştır. Böylece yaptığımız birçok projede öğrenciler tarafından çok yaratıcı çözümler bulunmuş ve Roketsan'da yeni projelerimizde kullanılması sağlanmıştır. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımıza devam ederek hem Roketsan hem de Bilkent Üniversitesi olarak iki tarafında kazanmasının sağlanması, ayrıca sanayide ihtiyaç duyulacak yeni mezun olmuş olan mühendislerin deneyim kazanması sağlanarak savunma sanayi firmalarına eğitimli ve tecrübeli personelin kazandırılmasına devam edilecektir.
Merhabalar, ben Roke Sanı'dan Anıl Yılmaz. Bilkent Üniversitesi'nin sanayi odaklı bitirme projeleri programında hem öğrenci hem de danışman olarak deneyimleme fırsatım oldu. 2015-2016 döneminde Roke Sanı'la birlikte yaptığımız bir projede öğrenci olarak yer almış ve pek çok şey öğrenmiştim. Sonrasında ise çalışma hayatıma burada devam ettim. Şimdi ise sanayi danışman olarak bölümümüzün öğrencilerle birlikte çalışmak benim için gerçekten büyük bir keyif. Öğrenciler gerçek bir mühendislik problemine nasıl yaklaşım geliştirmeleri gerektiğini öğrenip, derslerde edindikleri bilgileri kullanarak hangi araçlarla ne gibi sonuçlara varabileceklerini deneyimleme fırsatı buluyorlar. Hem takım çalışması ve planlama hem de gerçek mühendislik tasarım süreçlerini tecrübe ederek öğreniyor, iş hayatına hazırlanıyorlar. Sanayi danışmanı ve şirket içinse hem bilgilerin tazelendiği, hem daha önce düşünülmemiş yeni yaklaşımların geliştirilebildiği, hem de yeni mühendis adayları edinmek ve işe almak için mülakatlardan çok daha verimli bir süreç sunuluyor. Öğrenci arkadaşlarımızın bilgi birikimi ve deneyimleri artarken bizler de farklı yaklaşımları inceleme ve yeni mühendis adaylarımızı tanıma fırsatı bulmuş olduk. Bitirme projeleri programının pandemi koşullarına rağmen tarafların görüşlerine başvurularak sistematik planlama ve uygulama ile etkileyici bir biçimde organize edilmesi sayesinde tüm taraflar için çok önemli faydalar sağlandığını düşünüyorum. Bu programa önümüzdeki yıllarda da daha fazla projeye destek vermeye devam edeceğiz. Programın için emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi bu sene öğrencilerimizin gerçekleştirdiği tüm projelere kendilerinden dinleyeceğiz. Biz Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencilerinden Tracking grubu olarak sanayi odaklı bitirme projeleri kapsamında Roketsan işbirliğiyle yunuslama, yuvarlama, gimbal sisteminin tasarımı ve sistemde oluşan zenit pas probleminin çözümü üzerine çalışıyoruz. Sarsıntısız görüntü elde etmek amacıyla kullanılan bu sistemler, günlük hayatta cep telefonları ve kameralarda görüntü yakalamak, askeriyede ise hedef takibi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Gimbal sistemlerinin çalışma prensibi, sistemde var olan kuvvet ve torkların belirlenmesi ve bunların sönümlenmesi üzerine kuruludur. Bu şekilde titreşimden arınmış net görüntüler elde edilebilir. Böylece füze ve insansız hava araçları gibi hedef takibinde net görüntü yakalamanın önemli olduğu sistemlerde görev başarıyla tamamlanabilir. Eşdeğer 3 eksenli sistemlere göre çok daha az yer kaplayan ve daha hafif olan yuvarlanma yunuslama gimbali, kompakt tasarımı sayesinde füzenin manevra kabiliyetini artırır ve hedef takibinin güvenilirliğini sağlar. Diğer 2 eksenli alternatifi olan sapma yunuslama gimbali ile karşılaştırıldığında, sağladığı geniş gimbal açısı sebebiyle avantajlı hale gelmektedir. Ancak yuvarlama yunuslama gimballerinde hedefin gimbalin tam karşısında yer aldığı durumlarda oluşan zenit pas problemi hedef takibinin önünde büyük bir engeldir. Literatür araştırmalarımız sonucu zenit pas problemini etkin bir şekilde çözen bir algoritmaya rastlamadığımız için robotik alanında kullanılan denklemlerden esinlenerek kendi algoritmamızı geliştirdik. Geliştirdiğimiz algoritma kendi içinde iki kola ayrılarak çalışmaktadır. Birinci kolda çalışan algoritma yunuslama yuvarlama gimbalinin hedef takibi sırasında oluşturduğu açı üzerindeki hatayı minimize etmeye çalışır. İkinci kolda çalışan algoritmamızsa zenit pas durumunda takip sağlamayı amaçlar. Yaratıcı fikir alışverişleri sonucunda ortaya çıkan yunuslama yuvarlama gimbalinin özgün tasarımı pek çok avantaja sahiptir. Piyasadaki gimbal sistemlerine kıyasla oldukça hafif olan mekanik tasarımımız, aynı zamanda ağırlık dağılımı dengesine de sahiptir. Bu durum hem kontrol algoritmasının çalışmasını kolaylaştırır, hem de gimbalin yerleştirileceği roketin ağırlık dengesini olumlu etkiler. Tasarım, ani değişikliklere duyarlıdır ve hedef takibi sırasında hızlı reaksiyonlar verebilir. Stabil ve deformasyona dayanıklı olan bu sistemin parçaları, üretim ve montaj aşamalarına uygundur. Üzerine çalıştığımız proje kapsamında elde edilen mekanik, elektronik ve mekatronik sistemlerle geliştirmiş olduğumuz kontrol algoritması, MATLAB Simulink arayüzüne aktarılmıştır. Bu şekilde Roketsan tarafından bize verilen takip senaryolarını geliştirdiğimiz sistem üzerinden test edebilmekteyiz. 25 farklı senaryoda başarılı takip yapabilen gimbal sistemimizde, sistem doğrulama testleri ve yeni takip senaryoları üzerinde çalışmaya devam etmekteyiz. Bilkent Üniversitesi öğrencileri olarak Aselsan'la yaptığımız projede radar platformlarında kullanılan elektronik ekipmanların söküp takılmasında kullanılacak bir otomasyon sistemi tasarladık. Yüksek bir platformun hücrelerinde bulunan depo ünitesi,
birbirlerine montajlı 3 parçadan oluştuğundan ekipmana ulaşmak zaman ve efor alan bir iş. Bu görev için ray üzerinde hareket eden makas yükseltme sistemli montaj ve demontaj robotu tasarladık. Sistem bütününde elektrik paneli, hidrolik güç ünitesi, yükseltme mekanizması ve dönen montaj alt sistemlerini barındırıyor. Yükseltme alt sisteminin içinde toleransları özel olarak belirlenmiş bağlayıcı ve piston sistemleri bulunuyor. Tek turda tüm işi bitirebilen sistemimiz makas mekanizması ile yükseltilen bir dönen tabloya bağlı montaj yakalama alt sistemlerinden oluşur. Depo ünite parçalarının her birine özel olarak tasarlanmış montaj yakalama alt sistemleri hem montaj hem de parçanın yakalanmasını aynı anda gerçekleştirir. Depo ünitesinin parçaları farklı tutma kulpları ve farklı tip alyan boyutları barındırdığından iki tip montajlama başlığı tasarlandı. Dönen tabloysa başlama noktasına geri gitmeye gerek olmadan tüm görevi tek turda bitirmeye olanak verir. Tüm üniteyi tek seferde güvenli ve hızlıca taşıyabilen sistem, ayrıca katlı haldeyken dış sahalara da taşınabilir. Aselsan ve Bilkent İşbirliği ile gerçekleştirdiğimiz projemizde yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Meterans grubu olarak Arçelik'le ortak çalıştığımız TÜBİTAK destekli olan bu projede yakın dönemde üretilecek olan soğutma kompresörünün tahliye hattı ve silindir kafası tasarımı üzerine çalıştık. Hali hazırda üretimdeki kompresörün verimliliğini arttırmayı hedefleyen Arçelik yeni bir kompresör dizaynıyla karşımıza çıkmıştır. Fakat yapılan değişiklikler verimliliği arttırmış olsa da öngörülemeyen başka komplikasyonlara yol açmıştır. Kompresörün mevcut planındaki sorun, gaz odası, kompresör gövdesi ve gaz terminalinin uzun vadede asimetrik ve dengesiz olması nedeniyle aşırı deformasyonlara neden olmasıdır. Kompresör gövdesini ve egzoz terminalini birbirine monte eden hazne kafasının her bir kenarında 4 vida vardır. Ancak gaz tahliyesi için eklenen 5. vida, piston yataklarında kuvvet ve tork dengesizliğine neden olmaktadır. Bu kuvvet ve tork dengesizliğinin yarattığı mikronluk deformasyonlar, kompresörün verimsizliğini, gelecekte ortaya çıkabilecek bir takım sızıntıları ve ayrıca parçaların kullanım ömrünü ciddi miktarda düşürmektedir. Bu projenin amacı 10 yıllık garanti süresi boyunca çalışabilecek, verimli, dayanıklı, sürdürülebilir, yenilikçi ve kolay montajlanabilir bir tasarım oluşturmaktır. Tasarladığımız heksagonal kubbeli silindir kafası ve birbirine geçmeli hava jackları sayesinde hem homojen bir stres dağılımı hem de güvenli bir bağlantı noktası yaratmış olduk. Böylelikle tasarımımızı en zorlu şartlarda analizlere tabi tutarak ürünümüzün üretime hazır olduğunu göstermiş bulunmaktayız. Skuas grubu olarak Bilkent Anaokulu ile ortak çalıştığımız bu projede arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayabilecek, yol takibi yapan ve engel aşabilen tam otonom bir drone dizayn edildi. Bu projenin amacı saha gezileri sırasında kayıp bir çocuğu bulabilen bir drone tasarlamaktır. Anaokulu çağındaki çocukların dikkati kolayca dağılma eğilimindedir. Saha gezilerinde gruplarından uzaklaşabilirler ve fark edilmeden yetkili kişinin görüş alanının dışına çıkabilirler. Bu gibi durumlarda arama ve kurtarma operasyonunun ilk 30 dakikası çok kritiktir.
Çünkü gerekli arama alanı üstel bir şekilde artar. Günümüzde bu işlemler insan gücüyle yapılmakta ve bazen kaynakların yetersiz olması başarısızlığa yol açmaktadır. Önerilen çözüm, insan gücü ihtiyacını ortadan kaldırmak ve arama kurtarma operasyonlarının etkinliğini artırmak için karşılaşabileceği herhangi bir engelden kaçınırken belirlenmiş bir arama alanını tarayabilen otonom uçuş seçeneğine sahip bir drone tasarlamaktır. Drone tasarlanırken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen standartlar dikkate alınmıştır. Bu standartlara uygun olarak drone'un kütlesi 500 gram ile 4 kilogram arasında tutulmuştur. Drone gövdesinde mukavemet ve güç bakımından yeterli olan ABS materyali kullanılmıştır. Drone uçuşu Guard marka 420KV fırçasız motorları ile sağlanmıştır. Quadcopter 6 serbestlik derecesi ve 4 motora sahiptir. Bu yüzden de yetersiz ELC'ye sahip bir sistemdir. 6 serbestlik derecesine sahip quadcopter, uçuşunu kontrol etmek ve serbestlik derecelerini stabilize etmek için tasarlanmış kontrolcüler ile kontrol edilmektedir. Bu kontrolcüler sayesinde rüzgarlı hava koşullarında drone'un stabilitesini kaybetmeden uçması amaçlanmıştır. Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri olarak sanayi odaklı bitirme projemiz kapsamında FNSS ile ortak bir çalışma yürüttük. Projenin amacı, askeri araçlara uygun manyetörolojik süspansiyon sistemleri hakkında bilgi birikimi oluşturmaktır. Süspansiyon sistemi, taşlı tekerleklere bağlamayı ve ikisi arasındaki göreceli hareket izin vermeyi amaçlayan bir sistemdir. Geleneksel süspansiyon sistemleri, taşıtın kullanacağı ortam koşullarına göre tasarlanır, yay ve şok sönümlemeciye dair özellikler sabittir. Manyetörolojik süspansiyonların geleneksel süspansiyonuna göre avantajı, şok sönümlemecisinin içerisinde bulunan sıvının özelliklerinin dışarıdan kontrol edilebilen bir manyetik alan altında değiştirilmesine dayanır. Bu sayede, değişen yol koşullarında geleneksel süspansiyonlara sağlayamadığı esneklik sağlanabilir. Tasarlanması hedeflenen manyetörolojik süspansiyon sisteminin, FNSS araçlarına sağlayacağı avantajlar, engebeli arazi koşullarında araç gövdesine maruz kaldığı titreşim azaltarak, taşıdıkları yükün stabilitesini arttırmak ve engebesiz arazi koşullarında ise aracın yol tutuşuna taviz vermemektir. Manyetik alanın uygulandığı kanaldaki manyetörolojik sıvının yapısında gerçekleşen değişimler incelenmiştir. Metal atomlarının sıvı akışına dik ve sıvının viskozitesini arttıracak şekilde dizildikleri gözlemlenmiştir. Bu gözlemi takip eden akışkanlar dinamiği analiziyle manyetik alanın uygulandığı sıvının hız profili elde edilmiş, viskozite ile sönümleme katsayısı arasındaki bağlantı kurulmuştur. İlgili standartlar ve potansiyel üretim basamakları baz alınarak tasarlanan sistemin geometrik ölçüleri belirlenmiştir. Uygulanacak manyetik alanı kontrol eden sistem, 3 ayrı modda çalışabilecek şekilde oluşturulmuştur. Değişen yol profillerine uygun sönümleme katsayısını belirleyen karar verme algoritmasıyla, geleneksel süspansiyon sisteminin dikey yönde sağlayacağı %50'ye varan titreşim azaltmasına ek olarak %10 ek azaltma elde edilmiştir. Gerçek çalışma koşullarında karşılaşacağı anlık veya periyodik etkiler göz önünde bulundurularak, statik, dinamik ve elektromanyetik analizleri eşliğinde tasarımı son haline getirilmiştir. Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan To Infinity and Beyond grubu olarak FNSS Savunma Sistemleri AŞ ile 4x4 Pars askeri aracı için aktif süspansiyon tasarımı projemizi gururla sunarız. Proje yapmamızdaki temel amaç, araç stabilizasyonun mühim olduğu askeri operasyonlarda mühimmat güvenliğini ve personel konforunu artırmaktır. Bu problemi çözmek için geliştirdiğimiz çift tam bağımsız hidrolik eğleyicili aktif süspansiyon sistemi tasarımını Pars 4x4 askeri aracına uyguladık. Genelde aktif süspansiyon sistemlerinde elektromanyetik eğleyiciler kullanılmasına rağmen maliyeti azaltmak amacıyla randımandan minimum kayıp için hidrolik sistem kullanmayı tercih ettik. Projenin tasarımı 3 ana başlıkta incelenebilir. İlk olarak geliştirdiğimiz hidrolik sistemdeki ana alt parçalarımız sabit deplasmanlı hidrolik pompa, elektrohidrolik servo valv ve hidrolik silindirden oluşmaktadır. Devamında mekanik tasarımı için alt-üst salıncak kolları, diferansiyel kutusu, helezon yay, amortisör ve kardan şaftı kullanılmaktadır. Son olarak kontrolcü tasarımımızda sistemimizdeki çoklu girdileri tek denetleyici ile kontrol etmek için negatif geri besleme sistemi üzerinden LQR kontrolcüsü ve ivme ölçer sensörü yer almaktadır. Sistemimizde önce ivme ölçer sayesinde ölçümlediğimiz süspansiyon dikeye yer değiştirmeleri, negatif geri besleme ile denetleyicinin kontrolünden geçirilir.
Sonrasında ise hidrolik yağı kendi rezervuarından uygun ortam koşullarına göre hidrolik eğleyiciye aktarılır. Bu sayede hidrolik eğleyici, aracın stabil hale gelmesi için gereken kuvveti üretebilir. Yorulma, statik ve dinamik testleriyle mekanik tasarımın sağlamlığı doğrulandıktan sonra elde edilen süspansiyon parametreleriyle matematik modellemesini oluşturduk. Bu modele göre hazırlanan simülasyonun yapılmasıyla kontrolcü tasarımımız projenin sonunda istenilen yer değiştirme ve ivmelenme değerlerini elde edecek seviyeye gelmiştir. Öğrencilerimizin projelerine kısa bir ara verip mezunlarımızın dersimiz ve proje süreci hakkında fikirlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Merhaba, ben Ayla Vatsuji. Bilkent Makine son sınıf benim için gerçekten unutulmaz. Sanayi odaklı bitirme projeleri sayesinde ufak bir iş hayatı simülasyonu yaşama fırsatı yakalamıştık. Sadece teoriyi pratiğe aktarmanın ötesinde projenin işleyişi dolayısıyla düzenli olarak yaptığımız toplantılar ve raporlamalar sayesinde akademik ve endüstriyel danışmanlarınızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda bir mühendislik takımı olarak sıfırdan başladığımız bir projenin sonunda bitmiş bir ürün elde etme tecrübesi kazandık. Bizim projemiz Roketsan'la beraber 6 ayaklı, engebeli arazilerde hareket edebilen ve hedef tespiti yapabilen bir robot üzerineydi. Bu süreçte elde ettiğim kazanımlar şu anda olduğum noktaya erişmemde çok büyük bir rol oynadı. Şu anda İsviçre'de bir robotik firmasında makine mühendisi olarak çalışıyorum. Ve Bilkent Üniversitesi'nde aldığım derslerle temelini attığım, bitirme projesiyle oldukça güçlendirdiğim robotik alanındaki yeteneklerimi her gün geliştirerek yeni robotlar yapmaya devam ediyorum. Merhabalar, ismim Cem Kurt. Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisi Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri dersine 2016 yılında öğrenci olarak katılmıştım. Bölüm derslerinde edinilen teorik bilgilerin hem pratiğe döküldü, endüstriye ve şirket işleyişine yönelik önemli tecrübelerin elde edildiği bu dersin çalışma hayatımda pek çok faydasını gördüm ve hatta hala da görmekteyim. Yüksek lisans eğitimim sırasında da ders asistanı olarak bulunduğum bu organizasyonun hem çalışma hayatına adım atacak öğrencilere hem de yeni mezun öğrencileri tanıtmak isteyen firmalara önemli yararlar sağladığını gözlemleme fırsatım oldu bu süreçte. Bu mezuniyetimi de takiben çalıştığım firmada bu sefer endüstriyel danışman olarak katılım sağladığım bu organizasyonun firmaların mühendis adayları tanımasında da oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. Farklı görevlerde keyifle içinde bulunmuş olduğum sanayi odaklı bitirme projeleri organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür eder, öğrencilere başarılar dilerim. Merhabalar, ben Gökçe. Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 2017 lisans ve 2020 yüksek lisans mezunuyum. Bitirme projesi süresince lisans eğitimimizde 4 yıl boyunca hem teorik hem de pratikte gördüğümüz derslerin tamamını kullanma şansını elde ediyoruz. Bu sayede eğitimini aldığımız her şeyin fiziksel olarak karşılığını görebiliyoruz. Ayrıca süreç boyunca ürettiğimiz ürünü tanıtmak, anlamak ve sunmak için de çok uğraşıyoruz. Bu sayede bir ürünü hem kaliteli bir biçimde tasarlayabilen hem de özgüvenli bir biçimde bunu sunabilen mühendisler olarak mezun oluyoruz aslında okuldan. Ve bunu bize sağlayabilen ve süreç boyunca bizi destekleyen hocalarımıza bunun için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yıl mezun
Gelişen teknoloji ve artan nüfus günümüzde soğutma sistemlerine olan ihtiyacı artırmıştır. Bu soğutma ihtiyacını karşılamak için konvansiyonel soğutucular yaygın olarak kullanılmaktadır. Konvansiyonel soğutucular, soğutma sistemlerine olan ihtiyacı karşılasalar da dünyamız için çeşitli tehditleri de beraberlerinde getirmektedirler. Bu sistemler, kloroflorokarbonlar kullanarak çalıştıklarından sera etkisine sebep olmaktadırlar. Bu noktada termodinamik ve akustik disiplinler kullanılarak geliştirilen soğutma sistemleri, konvansiyonel soğutma sistemlerine bir alternatif oluşturmaktadır. Bu sistemler hareketli parçalar bulundurmadıkları için hem güvenlidirler hem de uzun süre bakıma ihtiyaç duymadan çalışabilirler. Bunun yanında bu sistemler düşük maliyetleriyle de ön plana çıkmaktadırlar. Termoakustik soğutucuların sağladığı en büyük avantaj, sera etkisine sebep olan çalışma sıvıları yerine doğaya zararsız soy gazları ile çalışmalarıdır. Bu özellikleri onların çevre dostu bir soğutma sistemi olmalarını sağlamaktadır. Termoakustik soğutucuların çalışma prensibi, gaz parçacıklarının ses kaynağı sebebiyle oluşan harmonik hareketine dayanmaktadır. Harmonik harekete uyumlu olarak sistem içindeki gazın basıncı değişmektedir. Basınçla paralel olarak gaz parçacıklarının hızı da sistem boyunca değişiklik gösterir. Sistem içindeki basınç ve hız profilleri 90 derecelik bir faz farkı gösterirler. Sistem içerisine yerleştirilen bir yığın ve iki ısı eşanjörü sayesinde termoakustik soğuma gerçekleştirilir. Yığının düşük basınçtaki kısmı soğurken, yüksek basınçtaki kısmı ise ısınmaktadır. Soğuk ısı eşanjörü ile soğuk rezervuardan alınan ısı, akustik güç sayesinde yığının sıcak tarafına aktarılır. Böylece gerekli soğutma gücü sistem tarafından sağlanmış olur. Belirlenen gereksinimler ve sınırlamalar göz önünde bulundurularak, sistemin analitik ve sayısal modellemeleri yapılmıştır. Bu modellemeler doğrultusunda gerekli görülen optimizasyonlar gerçekleştirilmiştir. Termoakustik soğutucular daha yaşanılabilir ve yeşil bir geleceğin anahtarı olma potansiyeline sahiptirler. Ormanlık veya kentsel alanlarda savaş operasyonları yapıldığında çok sayıda saklanma noktası zırhlı savaş araçlarını savunmasız bir konuma getirebilir. Bu proje doğrudan görsel temas olmadan bir tehdidi hedeflemek için üçüncü taraf bir gözlemci tarafından sağlanan konumsal verileri kullanacak bir ateş kontrol sistemi tasarlamayı amaçlamaktadır. Hedef belirleme sistemi gözlemci görevini üstlenen askeri personel tarafından taşınır. Gözlemcinin amacı hedefi bulmak ve hedefin tam yerini belirlemek için gerekli bilgileri göndermektir. Hedefin konum bilgisi hedef belirleme sistemi tarafından toplanır. Hedef belirleme sisteminde hedefin pozisyonu uzaklık ve açısal olarak lazer ve gyro tarafından belirlenmektedir. Hedefin tarete göre konum bilgisine gözlemci ve taretin konum bilgilerinin vektörel uzantıları birleştirilerek ulaşılır. Taret nişan alma sistemleri ve gözlemcilerin konumları GPS modülleri tarafından sürekli olarak bilinir. Hedef ile gözlemci arasında mikro denetleyici tarafından hesaplanan vektör ile taret ile gözlemci arasındaki vektör toplanarak taret ile hedef arasındaki vektör bulunmuş olur. Önünde engel olsa bile taret bu vektörde ateş ederek hedefi etkisiz hale getirebilir. Şekilde görülebildiği gibi dış gövdenin içerisinde sensörler ve onlarla birlikte Arduino yer almaktadır. Suya ve toza dayanıklı olması için kapak ile gövde arasına O-ring yerleştirilmiştir. Hem hedef belirleme sistemi hem de taret hedefleme sistemi IP standartlarını karşılayan suya ve toza dayanıklı bir dış gövde içerir. Kapak ise 4 adet civata ile dış gövdeye montajlanmaktadır. Ana eylemci olarak step motor seçilmiştir. Step motorun hareketi mile dişli sistemiyle aktarılmaktadır. Milin üst kısmında konumlandırılan servo motor ile de namlunun aşağı yukarı yöndeki hareketi sağlanmaktadır. Tüm hesaplamalar ve hareket komutları yanda bulunan elektronik kutu tarafından gerçekleştirilmektedir. Buzdolapları temel fonksiyonları olan soğutma işlemini yerine getirmek için başta düşük çalışma maliyeti bulunmak üzere birçok artısı olan kompresörleri kullanmaktadır. Buzdolaplarının çalışma prensiplerine bağlı olarak bu kompresörler çeşitli devirlerde faaliyet gösterebilmektedir.
Günümüzde en sık kullanılan tip olan hermetik inverter tip kompresörler 1000 RPM gibi düşük devirlerde çalışırken kontrol edilmesi güç titreşim hareketleri yaratır. Bu titreşim hareketlerinin sisteme zarar vermemesi adına bağlantı noktasında bir titreşim mekanizması takılması esastır. Bahsedilen mekanizmanın güncel kullanımı, kauçuk parçalarla alt plakaya monte edilen bir ara plaka olarak görülmektedir. Kompresör ve buzdolabı gövdesi arasında bir köprü görevi görmeyi hedefleyen güncel tasarım, titreşimleri istenen düzeyde engelleyemeyerek, orta ve uzun vadede hasara sebebiyet vererek bakım ve onarım sürelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kriterleri göz önüne alarak, tüm olası eksenlerde sönümlemeyi arttırarak istenmeyen titreşim hareketlerini minimize edecek bir dizayn yapılmıştır. Kompresörün bağlantısını sağlayan parça, vibroakustik performansı stabil hale getirebilmek üzere kauçuk parçalarla desteklenmiştir. Güçlü sönümleme özellikleriyle öne çıkan yüksek yoğunluklu polietilen kauçuklar, titreşimleri kontrol edebilme noktasında sistemi tamamlamıştır. Alt ve üst plakalar, özellikle kurulum ve bakım esnasında montaj kolaylığı yaratacak şekilde dizayn edilmiştir. Tasarımın sisteme entegre edilmesiyle beraber, yaşanan titreşim problemlerinin azalması vaat edilmektedir. Tasarım, dünyanın en büyük kompresör üreticilerinden olan Arçelik'in kendi testlerinde üretilmeye hazırdır. Major grubu olarak Nurol Makine ile birlikte çalıştığımız bu projede Ejder Yalçın 3 isimli zırhlı muharebe aracının mevcut olan sabit ön ızgarası geliştirilerek hıza ve motor sıcaklığına duyarlı adaptif araç ön ızgarası tasarlanmıştır. Bu projede motor performansını arttırmanın yanı sıra araç içindeki askeri personelin ve kaputun altındaki elemanların daha güvenli hale gelmesi amaçlanmıştır. Bu araçların verimli bir şekilde çalışması için motorun optimum sıcaklıkta olması gerekmektedir. Araç ön ızgaralarında bulunan açıklık da motor ile çevredeki hava arasında ısı transferine izin verip motorun soğumasını sağlar. Diğer araçlardan farklı olarak zırhlı muharebe araçlarında motoru verimli bir sistem ile soğutmanın yanı sıra balistik korumaya da ihtiyaç vardır. Bu projede adaptif ızgara sistemi mekanizma yardımıyla ayarlanarak ızgara kanatlarının açısı mevcut duruma göre 0 derece tamamen kapalı ile 90 derece tamamen açık konumu arasına otomatik bir şekilde getirilmesi amaçlanmıştır. 0 derece kanat açısı araç için maksimum koruma sağlarken 90 derece kanat açısı ise motor için maksimum soğutma performansını sağlamaktadır. SolidWorks üzerinden tasarlanan modelde iki taraflı kremayer ve pinyon seçilmiştir. Bu tasarımın çalışma şekli ise şu şekildedir. Step motor kremayeri yukarı aşağı hareket ettirmektedir ve buna bağlı olarak kremayerin bağlı olduğu dişiler dönmektedir. Step motorun çalışma hızı ve süresi ise istenilen açı değerine göre Arduino yardımıyla belirlenmektedir. Bunun dışında sistemde sürtünmeyi azaltmak amacıyla kanat pimleri ile çerçeve arasında bilye yatak kullanılmıştır. Ayrıca aracın zor koşullarda çalıştığı göz önünde bulundurularak sistemi tozdan ve çamurdan korumak amacıyla toza karşı koruma sistemi de tasarıma entegre edilmiştir. Son olarak da sistemin hata vermesi durumunda devreye giren güvenliği arttırması planlanan açı dengeleyici eklenmiştir. Bu aşamalardan sonra adaptif araç ön ızgarası tasarımı tamamlanmış olup üretime hazır hale gelmiştir. Bu proje, gizli hareket için alçak irtifa ve kısa mesafeden gelen ve son zamanlarda etkin bir şekilde kullanılmaya başlanan kamikaze dronlar gibi yeni nesil hava tehditlerine çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Ayrıca gelişen hava savunma teknolojisinde vurulmasını zorlaştıracak, hava savunma sistemlerinin tepki süresinin çok altında bir zamanda hedefine ulaşabilen ve ses hızından çok daha hızlı gidebilen bazı seyir füzelerinin üretilmesi planlanmaktadır. Bu tür seyir füzelerini vurmak için geleneksel hava savunma sistemlerini kullanmak yetersizdir. Seyir füzeleri hedefi çok alçak irtifadan ve her yönden vurma ve çok kısa sürede önlem alma özelliğine sahiptir. Bu nedenle seyir füzelerini vurmak için hedefi çok kısa mesafeden ve her yönden vurabilen dikey ve soğuk ateşleme sistemine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda bu projede bir soğuk ateşleme sistemi, orta irtifa hava savunma sistemi için kullanılabilecek bir füzenin boyutları dikkate alınarak tasarlanmıştır. Şu anda sıcak fırlatma sistemlerinde füzenin ana motoru fırlatmanın başlangıcından itibaren devreye girmektedir. Bu fırlatma nedeniyle fırlatma tübü çok yüksek sıcaklıklara dayanmalıdır ve füzenin egzosu etraftaki diğer aletlere zarar verebilir. Ayrıca füzeler fırlatma tübünü çok yüksek bir hızla terk eder ve bu nedenle bunun yönlendirme kabiliyetleri sınırlıdır. Soğuk fırlatma sistemleri ise alçak irtifa kısa menzil sistemler için çok uygun ve çok güvenlidir çünkü henüz platform üzerindeyken ateşlenmez.
Bu projede füze sıkıştırılmış gazla tetiklenen bir mekanizmayla fırlatılmaktadır ve istenen irtifa ve hıza ulaştığında ana motor ateşlenmektedir. Bir diğer avantaj ise yüksek burun yönlendirme kabiliyetidir. Çünkü füze tübü düşük hızla terk eder ve ana motor düşük bir irtifada çalışır. Füzelerin hedefe hızla hizalanması çok önemlidir. Bu projede füzenin yönlendirilmesi füze içindeki gaz tankındaki havayı kullanan yan iticilerle sağlanmaktadır. Kayar kapılar, kapı açılması ve kapanması sırasında erişim sağlanan hacmin boyutu fark etmeksizin var olan alanın verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu yüzden ticari amaçlı uygulamalarda kullanıma uygundur ve uzun süredir tercih edilen bir yöntemdir. Malzeme yükleme ve indirme işlemleri sırasında kayar kapılar, menteşe sistemi kullanılan kapı sistemlerine göre kolaylık sağlar. Ford Otosan, kayar kapı mekanizmalarını ticari amaçlı uygulamalarda yer alması için uzun süredir kullanmaktadır. Bu projede amacımız, Ford Otosan ile birlikte şirketin uzun süredir geliştirmekte olduğu yöntemlerden yola çıkarak sistemin yapısal bütünlüğünü bozmadan en az efor harcanması hedefiyle yeni bir dizayn yaratmaktır. Belirlenen her parametrenin sistem üzerindeki etkisini anlayabilmek için ön araştırmamıza GeoGebra üzerinden temel bir animasyon hazırlayarak başladık. GeoGebra, kullanıcının basit geometrik bağıntılar tanımlayarak sistem modellerinin animasyonlarını yaratmak için kullanılan bir dinamik matematik yazılımıdır. Görebileceğiniz üzere çeşitli parametreleri düzenleyerek sahip olduğumuz sistemi tek değişkene bağlı olarak anime edebildik. Yarattığımız dizayn, aracın 3 farklı noktasında farklı açılarıyla monte edilmiş 3 ray, rayların üzerinde hareket eden ve bir ucundan Ford Otosan'ın belirttiği parametrelere uygun şekilde kayar kapıya sabitlenmiş 3 ayrı tekerlek ve menteşeli kol takımından oluşmaktadır. 14 jülün altında olması hedeflenen kayar kapı açma ve kapatma eforu, ray açılarının belirlenen aralıklar içinde optimizasyonu sonucunda elde edilmiştir. Tüm sistem parçalarının seri ve toptan üretimi için uygunluğuna dikkat edilmiştir. Son olarak, projemize kesintisiz destek sağlayan akademik danışmanımız Dr. Şakir Baytaroğlu'na, proje asistanımız Berkay Şahinoğlu'na, sanayi danışmanımız Aykut Küçü'ye ve GeoGebra animasyonunu yaratma sırasında derslerinden faydalandığımız Profesör Doktor Eres Söylemez'e teşekkür ederiz. Üniversite Sanayi İşbirliği'ne inanan bu süreçte öğrencilerimize ve üniversitemize destek olan şirketlere, şirket danışmanlarımıza, akademik danışmanlarımıza, koordinatörlerimize ve tüm asistan arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ederiz. Yeni projeler için Üniversite Sanayi İşbirliği Projeler Koordinatörü Sayın Yeşim Gülseren ile iletişime geçebilirsiniz. Son olarak bu etkinliğin gerçekleştirilmesine emeği geçen herkese ve ekranları başında yayınımızı izleyen sizlere çok teşekkür ederiz. Daha güzel ve sağlıklı günlerde buluşabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.